Selamlar arkadaşlar. Bizim aracın bize çıkardığı maliyetlere bakacağız. 2022-23 yılı zannedersem bu. Tam emin olmamakta bir ara. Tahminimce o yıl. Bir de 2023-24 yılın maliyetlerini hesaplıyoruz. MTV'leri hesaplıyorum. 1650 liraymış yıl bazında. Şimdi yıl bazında 1250 liraya geldi. Çünkü 6 yılı doldurdu taksi. Onun için MTV düştü. TÜRK artıyor arkadaşlar. Bu da yıl bazında. Bunu 2 ile çarpıyorsunuz. 2 yılda bir oluyor. Bakım masrafı. Önceden bakımı arkadaşlar her bir yılda 3 tane yapardık. 30 bin kilometre yol yapardık. 10 bine. Şu an bir yılda 10 bin kilometre yapıyoruz. Bir bakım. O da mazot filtresi dahil 800 TL'ye mal oluyor. Dolayısıyla bizim aldığımız 5 tane bakım seti vardı. Ucuz almıştık. Yani 600-800 TL arası değişiyor. Mazot filtresi eklersen 200 lira daha koyacağım. Mazot filtresi yoksa 600 liraya denk geliyor bakım. Bakım işçiliği kendimden. Trafik sigortası 2750 TL'den 6600 TL'ye çıktı. Nedeni şu, kaza yaptığı için. Kaza yaptığı için bir basamak daha yükseldi. Kasko 4700-6900. Kaskoda çok bir şey değişmedi. Kasko koruma diye bir şey varmış arkadaşlar. 150 bin TL'lik bir kazaydı. 75 bin TL gibi bize bir maliyet. 75 bin TL gibi bir karşı tarafa maliyet o şekilde. Burada ön disk, arka balata, antifriz, lastik işçiliği dahil. Mesela lastikleri senede 30, 2 senede bir lastik takımı değiştiririm diye düşünüyordum. Ancak şu an artık 30 bin kilometre değil 10 bin kilometreye aldığımız için benim lastik takımı 6 senede değişecek. Dolayısıyla bu senede hiçbir masraf yazmadık. Niye? Zaten antifriz var. Balatalar var. Lastik de var yedekte. Bunların hepsi yedekte var arkadaşlar. Yani bize bir maliyeti olmayacağı için sıfır yazdık. Yani önceden 30 bin kilometre yapıyorduk. O zaman 2 senede bir lastik değiştirmemiz gerekiyordu. Şimdi 10 bin kilometreye düştüğümüz için 6 senede bir lastik değiştireceğiz. O şekilde düşünün artık. Mesela 30 bin kilometre yaptık. Dolayısıyla balata bitmedi daha. Ön balata. 30 bin kilometrede 3 milim yenmiş. 13 milimlik balatanın 3 milimi yenmiş. Daha bir 30 daha yapsam bir 3 daha yenecek. Demek ki balatanın daha ömrü çok arkadaşlar. Arka balata yedekte duruyor. Zaten arka balatalar 100 bin kilometrede yarıya düşüyor arkadaşlar. Öyle sürekli değişecek bir şey değil arka balata. Ön balata da 50 binde değiştiriyoruz. Dolayısıyla antifriz de 5 yılda bir değiştiriyoruz. Diski de 150 bin kilometrede değiştiriyoruz. Şu an 130 bin. 150 bin kilometreye daha çok var. Hatta eski diskleri taşlattım. Eski disklere takacağım. 150 bin kilometre geçince. Dolayısıyla burada bizim artık maliyetimiz sıfır. Bütün yedek parçalarımız elimizde var. Bakım setleri dahil var arkadaşlar. Aracın herhangi bir şekilde bir sıkıntıya düştüğünde bütün sarf malzemeleri elimizde var. Otomatik vitesine kadar elimizde aracın malzemeleri var. Takımlar da var. Dolayısıyla bize masraf çıkarmıyor araç. 180 bin kilometreye geldi. Hiçbir şekilde masraf çıkarmadı. Kazayı saymazsak kazayı kasko karşıladı. Toplam masraf yıl bazında 6774 olmuş. Burada da 6700 lira olmuş. Hemen hemen aynı. Toplam masraf ay bazında 1300 tamam. Şimdi yakıta geliyoruz. Yakıt da 30.000 TL'lik yakıyormuş arkadaşlar önceki yıllarda. Çünkü 30.000 kilometre gidiyordum önceki yıllarda. Geçen yıldan bu yana da 10.000 kilometre gittim. O da 17.600 TL'lik yakıt. Şimdi 10.000 kilometre nasıl hesapladım? Geçen yıl 18'di yakıtın litresi. Şu an 40 lira, 45 lira. 18 ile 45'in ortalamasını alıyorsunuz arkadaşlar. Şöyle 18 artı 45'in ortalamasını alıyorsunuz. 63 bölü 2 diyorsunuz. 31,5 lira ediyor. Şimdi benim demek ki 31,5 liradan ben yakıt almışım. 31,5 benim araç 100 kilometrede 5,5 yakıyor. O zaman 173 oluyor. Bölü 100 dersek 1,73 TL yakmış ortalama kilometrede. Yani 5,5 litre şöyle karma yakıtı 5,5 litre arkadaşlar. Şehir içinde 6,5 yakar. Uzun yolda 4,5 yakar. Karması da 5,5 litre benim aracım. İstediğin şekilde kullan. O 5,5 litre civarına geçmiyor. Karma yakıtta. 1,73'e denk geliyor. T
TL'ye denk geliyor kilometre başına. Onu da işte 10.000 ile çarparsak arkadaşlar 17.325 gibi bir şey. 17.600 lira almışım. Evet, 10.000 kilometrenin maliyeti geçen seneden bu sene 17.600 TL olmuş. Daha önce 30.000'miş, daha ucuzdu burada. Ancak burada 30.000 kilometre gittik, burada 10.000 kilometre gittik. Bunları da yakıtı da dahil ettiğimiz zaman toplam yıllık masraf 34.000 oluyor. Bunu ay bazında alırsak şu değerleri. Geçen sene ben, yani 2 sene önce 3.897 TL ay bazında masraf yapıyormuşum. Şu an 2.858 TL ay bazında aracıma masraf yapıyorum. Aradaki fark şu. İşte bu masraflar azaldı. Niye? Aracım 30.000 kilometre yılda yapmıyor. Artık 10.000 kilometreye düştü. Ona binaen sarf malzemelerinin masrafları da azaldı. Dolayısıyla 2 sene önceki 3.897 TL'nin değeriyle 2 sene sonraki 2.858 TL'nin değeri arasında çok fark var. Yani aslında şöyle düşünün. Aslında bununla bu denk olabilmesi için 8.000 TL gibi bir şey olması gerekiyordu burada ay bazında. Bakın dikkat edin, bu önceki yılların hesabı, önceki yılların parası. Bugünün parası olarak düşünmeyin. Bugün ben şu an için 2.858 TL her ay benim cebimden çıkıyor. Senede de 10.000 kilometre yaparsam bakımları hepsini ben üstleniyorum. Kendim yapıyorum bizzat. Ustaya götürmüyorum arkadaşlar. Sigortalar da böyle. Sigortanın artış nedeni kaza yapmamız bir sonraki sene daha düşük seviyeye inecektir. Kasko da böyle gidiyor arkadaşlar. Kasko ciddi bir şekilde artmadı. Dolayısıyla arabanın masrafı gitgide düşüyor. Ancak arabamız eski değil. Sıfır bir araba gibi performansıyla, her şeyle, hiçbir şekilde en ufak eskiliğini hissettirmiyor. Yani en ufak bir yağ nemi yok. Yağ sızıntısı yok. Nemlenme yok. Rutubet yok. Aracımdan çok memnunum. Yani her ne kadar 2017 6 yıllık, 7 yıllık araç olsa da benim gözümde şu an sıfır gibi bir araç. Dolayısıyla yeni sıfır araç almaya gerek var mı şu an için? Yok arkadaşlar. Bu şekilde devam etmeye biz aslında mahkumuz. Yapacak bir şey yok. Araçtan da tasarruf edeceğiz. Her ne kadar yeme içmemizde birçok şeyde tasarruf ediyorsak da aracımızdan da tasarruf edeceğiz. Ancak bu araç bizim işimizi görüyor arkadaşlar. Gerçekten işimizi görüyor. Yoksa aslında bu aracı satıp parasını değerlendirebilirdik. Herkese iyi günler.